Sebastian Vettel oynamıyorum. Merhaba, Pit Stop'a hoş geldiniz. Gelir gelmez beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Önce onu söyleyeyim. Formula 1'deki Bakü Grand Prix'si ya da Azerbaycan Grand Prix'si 3 devreli maç gibi. Birinci devre Stroll'ün kaza yaptığı ana kadar başlangıçta biraz heyecanlı olsa da sıkıcı sayılabilir. İkinci devre Festa Pen'in kazasına kadar olan bölüm yine işte idare eder. Son bölümse Verstappen'in kazasından sonrasıysa Formula 1 tarihinin unutulmaz yarışlarından birisi. Evet, sezonun 6. yarışı hakkında söylenecekler son 5 tura kadar çok farklıydı. Pit duvarında kazanılmış dubleyi en hızlı turla harmanlayıp momentumu tamamen eline geçiren Red Bull'un başarısını anlatacakken bizler Pirelli'nin zekice lastik hamuru tercihine eklenen Michael Masi dehası, ünlem koyuyorum oraya, kırmızı bayrak kararı işleri trajikomik bir noktaya getirdi her şeyi. Cadde pistlerindeki aşınma oranı normal pistlere göre her zaman 1,5-2 kat seviyesindedir. Hele ki Bakü gibi, Monza, Spa soslu bir cadde pistinden bahsederken lastiklere binen yükü ve aşınmayı tahayyül etmek çok daha kolaylaşıyor. Beklentiye göre 6-8 tur erken başlayan pit stoplar yarışın son kısımlarında gergin anlar yaşanabileceğini hissettiriyordu. Ama yine de tam olarak kimsenin bu kaosun yaşanacağına dair en ufak bir fikri bile yoktu. Elimizdeki verilere bakacak olursak, daha doğrusu takımlar bu doneleri riskle birleştirmek yerine daha kesin yolla gitmeyi seçseydi Lance Stroll'ün kazası çok net bir veriydi. Sert hamurun Bakü'de dayanabileceği maksimum aralık 30 ila 35 tur arasındaydı. Max Verstappen ise kaza yaptığında sert hamur lastikle 34. turunun içindeydi. Bu da riski artıran ama pit yapma ihtimalini de tamamen ortadan kaldıran bir doneydi. Bu noktada sizinle ufak bir tarihi yolculuğa 2005'teki Nürburgring'e gidelim ister misiniz? O sezonun en iyi aracı olduğu iddia edilen McLaren Mercedes'ten Kimi Raikkonen son turda patlattığı lastikle hem yarışı hem de şampiyonluğu ezeli rakibi Fernando Alonso'ya hediye etmişti, hatırlarsınız. Max'in yaşadığı lastik patlatma ardına eklenen 0 puan Kimi Raikkonen'le bir kader ortaklığı getirir mi bilemiyorum. Bu konuda yorum yapmak için henüz çok ama çok erken, ama hikaye çok benzer bir şekilde ilerlemiyor mu? Biz yine de yarışın başına dönelim ve kronolojiyi de yolculuğumuza katıp Bakü'nün Z raporunu birlikte alalım. Ferrari'nin yıldız pilotu Charles Leclerc tüm beklentileri alt üst ederek hız temelli bir pist olan Bakü'ye zirveden başladı, pole pozisyondan. Ardında Hamilton, onun takibinde ise şampiyona lideri Red Bull Honda pilotu Max Verstappen vardı. Start beklentilere göre çok sakindi. Basit ve riskten uzak bir başlangıçtı pilotların tercihi. Çünkü Bakü her ihtimale açık olmasıyla tanınan bir pistti. Burada en büyük başarı Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez'in 2 sektör bitirmeden taktik avantajı Red Bull'un almasını sağlayan 2 sıra yükselişiydi. 6'da kalkan Meksikalı 4'e gelmiş, Mercedes'in canını sıkacağını ispatlamıştı. Leclerc ise tek turda hızlı olsa da yarışlar için yetersiz Ferrari'siyle gerilere düşüp ilk 4'ün oturmasını sağlamıştı bir bakıma. Pit stopların başlamasıyla yalnız kalan Hamilton ve Mercedes liderliği kaybedip 3. sıraya kadar geriledi. Bu momentum kaybını gidermek için aracını ne kadar zorlasa da Red Bull'lar adeta uçuyorlardı. Bu noktadan sonra son 5 tura kadar hiçbir şey yaşanmadı. Ama hafta sonunun süper yıldızı 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel olacaktı. 11. sırada başlayan Vettel, Bakü'de kendine ve aracına güvendiğini defalarca dile getirmişti. Hatta Ricardo'nun kazası sonucunda bindelik dilimlerle son seansı kaçırmasındaki öfkesi, kendine olan güvenin de bir yansımasıydı kanımca. Nitekim bu güven ilk turlarda elde edilen sıralarla puan mücadelesini, pit stop sonrasındaki tutumuysa podyum ihtimalini tetikliyordu. Evet, takım arkadaşı Stroll'ün yarış dışı kalışının ardından asıl hamlesini yapıp 4. sıraya yükseldi ama doğru zamanda doğru yerde olduğu için bu fırsatı kullanma şansı da bulunuyordu. Patlayan lastik, güvenlik aracı, kırmızı bayrak, garip hatalar derken bizim dedektif Seb özlediği yere, podyuma dönmeyi başardı. Bir de Michael Masi'ye ve anlaşılması güç tercihine değinmek gerekli bence. Bakü gibi dar ve hızlı bir pistte patlama ihtimali yüksek lastiklerle canlarını ortaya koyan pilotların, bir de kaza örnekleri de yaşanmışken, 2 tur dahi olsa hiçbir şey yokmuş gibi yarışmalarını istemek aslında çok mekanik bir karar. Düşünceden uzak, yapmak için yapılmış bir hamle gibi duruyor. Şanslıydık ki son 2 turda herhangi bir sorun yaşanmadan kazasız belasız finişe ulaşıldı. Ama en basiti Lewis Hamilton'ın start esnasında aracından yükselen buharları görmek bile herkesi korkutmuş olsa gerek. En azından ben o dumanları görünce Newton gibi "Evreka, Evreka" Evreka diye bağırdığımı hatırlıyorum. Evreka diye bağırmadım ama bir terslik olduğunu hissetmiştim. Michael Masi bu sezon Valtteri Bottas gibi ne yaptığının farkında olmadan kararlar vermeye devam etmekte kanımca. Bir noktadan sonra kendini resetlemesi sağlıklısı olacaktır. Ama yarıştaki dramayı Max Verstappen'in patlayan lastiği değil, son iki tur ve tekrar başlayan yarışta yaşananlar tamamladı. Tabelaya bakarsanız Bakü'de kazanan isim gridin en hızlı aracını süren Sergio Perez ve son iki tura zaten zirveden başlıyor. Ama unutulan nokta şurada. Formula 1 kağıt üstünde durduğu gibi duran bir spor değil. Lewis Hamilton gibi bir efsanenin parmak hatası yaparak fren sistemini değiştirip virajı kaçırmasının ardından 55 yarış sonra puan alamamasını mı değerlendirmek istersiniz? Yoksa Pierre Gasly, Charles Leclerc ikilisinin podyuma kalma mücadelesini mi? Bunu yaparken az önce de bahsettiğimiz Sebastian Vettel'in inanılmaz performansını ikincilikle süslemesi gelince herkes aslında tatmin oluyordu. Monaco yarışından sonra söylemiştim, yinelemek istiyorum. Mutlu ve keyif alan bir Vettel'i izlemek Formül 1 seven herkesi mutlu edecektir. Çünkü mutlu bir Vettel, mutluluğunu saçarak paylaşan bir pilot. Bu dramaların ardından da kazanan isim Sergio Perez'e değinmek gerekli. Kariyerinde 2 galibiyeti olan Meksikalı pilotun kazandığı yarışları düşünmeye ne dersiniz? 2020 Sakir yani Bahreyn. George Russell'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmiş ve podyumda Ocon'la Stroll Perez'e eşlik etmişlerdi. Bakü'ye geldiğimizde ise yarışı kazanmasına kesin gözüyle bakılan takım arkadaşının yarış dışı kalması sonrasında sinir harbinden sakin çıkmasıyla başardı Perez. Hidrolik arızasıyla yarıştığını da unutmamak, haklıya hakkını teslim etmek lazım. Zaferin acı ve dramla harmanlandığı bu yarış kolay kolay unutulmayacak. 2021 yılının en iyi yarışlarından birini izledik. Fransa'da beklentileri düşürsek de iyi satranç maçlarına hazırlıklı olmalıyız. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.